Sevgili izleyiciler, şimdi Altın Rehber ekibi olarak Küçükçekmece'de bir inşaatın tam ortasındayız ve yanımda KRH Grup ortaklarından Kadri Akan var. Merhabalar Kadri Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadri Bey, bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? İsmim Kadri Akan. İnşaat, ithalat, ihracat işiyle uğraşıyorum. İnşaat üzerinde Ak Yaşam İnşaat Kadri Akan olarak faaliyet göstermekteyim. Yurt dışı şirketi olarak da KRA Grup İnşaat Danışmanlık adına 2015 yılının 12. ayında faaliyet göstermekteyim. Sudan ve Çad'la ilgili ithalat ihracat girişimde tekstil üzerine faaliyet göstermekteyim. Biz 4 kardeş olarak yani beraberce aynı dayanışma içerisinde bu işi el ele verip bu duruma getirdik. Yani inşallah yani önümüzdeki parlak bir süreç de var. İşte bu şekilde işimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz efendim. Peki Kadri Bey, bize birazcık da neler yapıyorsunuz, bahsedebilir misiniz? Mesela Küçükçekmece'de faaliyet halinde olan birçok inşaatınız var, bitirmiş olduğunuz inşaatlarınız var. Bunlar hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii şu anda yanında bulunduğumuz inşaat 54 dairelik bir proje. Bundan 9. ayın 12'sinde temelini attık. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki ayın yani 12. aya doğru anahtar teslimlerini veriyoruz mal sahiplerine. Bunun öncesinde de yaklaşık olarak bitirdiğimiz Mardin, Küçükçekmece, İstanbul Küçükçekmece bölgesinde bitirdiğimiz 150'ye yakın projeli dairelerimiz var. Onun haricinde yaklaşık olarak bir seneden beri yurt dışına tekstil, gıda üzerine faaliyet göstermekteyiz. Yani önümüze de şu anda aşağıda 70 dairelik bir projemiz var. İnşallah en kısa zamanda ona da başlıyoruz. Yani durum bu şu an itibariyle. Peki şimdi burada görüyorum Ak Yaşam olarak da ayrı bir firma olarak da faaliyet gösteriyorsunuz. Bundan biraz bahseder misiniz? Ak Yaşam İnşaat olarak şahıs firması 2007'nin 1. ayında şahıs şirası, tabii ki küçük çaplı olarak işe başladım. Zamanla işi büyüttük yani şu anda Küçükçekmece yani özellikle Türkiye bölgesinde faaliyet gösteren inşaat sektöründe Ak Yaşam İnşaat olarak firma ismi olarak faaliyette bulunuyoruz. Çok ilginç bir şey var aslında. Kadri Bey, iki farklı, birbirinden bağımsız gibi duran iki farklı sektörle ilgileniyor. Birazcık da diğer sektörden bahsedelim dilerseniz. Neler yapıyorsunuz? Uluslararası ticaret yapmış olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Tabii bu Ak Yaşam'ın haricinde Ak Yaşam şahıs firması dediğim gibi. Aynı zamanda limited şirketi olarak KRH Grup İnşaat Danışmanlık Gıda Tekstil üzerine faaliyet göstermekteyiz. Sudan'da susam ithalatı ile ilgili girişimlerimiz var. Bunun haricinde Çad Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gıda olarak un ihracat etmekteyiz. Giyim ihracat etmekteyim. Onun haricinde inşaat, orada da bir takım inşaatlarla ilgili çalışmalarım oluyor. Onu da ileriki zamanlarda inşallah faaliyete sokacağız Allah izin verirse, bir aksilik çıkmasa bu şekilde. Peki aynı zamanda Afrika ile de bir bağınız var. Bunu da biraz açabilir misiniz? Afrika ile ilgili bundan yaklaşık 2 sene önce bizim bir akraba Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık olarak 5 sene ikamet etmekteydi. İşte bir telefon açtı bana. İşte burada bir işle ilgili çok büyük bir istihdam var. İşte ben de bunu değerlendirip hareket ettim oraya ki yani düşündüğüm gibi de çıktı. O devleti özellikle Sudan'la ilgili yaptığım araştırmalarla ilgili inşaat sektöründe çok ciddi çalışmalar olabilir. Onun için zamana bıraktım inşaat sektörünü. Yani şu anda özellikle üzerine durduğum kalemlerden bir tanesi ihracat, ithalat üzerine şu anda faaliyet göstereyim. Özellikle Sudan, bir de Çad Cumhuriyeti'nde. Peki Kadri Bey, tekrar inşaat sektörüne dönmek istiyorum. Birçok inşaat firması var. Eminim hani Küçükçekmece bölgesinde de birçok inşaat firması var. Sizin buradaki güvenilirliğinizi artıran şey ne? Sizi yani onlardan farklı kılan özellikler nedir?
Ya burada ciddi anlamda uzun süredir aslında bu sektörün içerisinde olmanın eminim avantajlarını yaşıyorsunuz ama onun haricinde de hani buradaki halk tarafından da ciddi bir güven var size karşı. Bunun nedenleri nedir? Yani bunu nasıl sağladınız? Bunun birinci nedeni şöyle özetleyeyim ben size. Yani buradaki insanlar tabii ki öncelik demin dediğiniz gibi güvene dayalı. İşte burada yaptığımız inşaatların referansları ön planda bizi tuttu. Başladığımız işi zamanında teslim etmek, yapılan anlaşmaları kesinlikle yani taviz vermeden en ince detayına kadar yerine getirmek tabii ki bu da insanlar için artı bir avantaj oldu. Yani o yüzden bizim en büyük artımız yani bu Çekmece bölgesinde özellikle bizim şu an faaliyet gösterdiğimiz bölge Çekmece bölgesinde en iyi hizmeti sunmaktayız yani mal sahiplerine yani buradaki sattığımız daire maliklerine. Yani bu şekilde bizim en büyük prensibimiz doğruluk, dürüstlük yani sağlamlık bir de dayanışma içerisinde olduğumuz için kesinlikle işle ilgili ihmalkarlık olmadığı için millet bu şekilde bizi tercih edip başka şekilde yani aynı şekilde başkasında da referans olarak gösteriyor. Yani bizim en büyük başarımızın bir tanesi. Kesinlikle her işte olduğu gibi bu işte de referans çok önemli. Daha önce yapmış olduğunuz çalışmalarda hani bir güven kazanmış olmanız ileriki satışlarınız açısından da çok önemli. Peki ben özellikle altını çizmek istiyorum. Buradaki diğer dairelere oranla piyasanın %10 altında aslında bir satış yapıyorsunuz. Yani sadece kazanç odaklı değil aynı zamanda alıcının da hani bütçesini düşünüp satış yapan bir firmasınız. Bundan da biraz bahsedelim dilerseniz. Tabii ki buradaki özellikle Çekmece bölgesinde özellikle bu şu an bulunduğumuz Kanarya Mahallesi'nde çoğu insan yani %70'i diyebiliriz ki dar gelirli insanlar. Anadolu insanı yani o yüzden biz de kendi üzerimize düşen fiyat açısından olsun, yardımlaşma açısından olsun yani en büyük desteği bu şekilde kendilerine veriyoruz. Fiyat olarak da yani piyasanın bir %5-10 oranda yardım ettiğimiz için artı olarak da yani hem ödeme konusunda hem de şartlar konusunda zorlamadığımız için herkesi ev sahibi yapıyoruz yani bu durumda. Ne güzel. Peki merak ettiğim bir şey daha var. Hani aslında 4 kardeş bu işin başındasınız. Bunun hani güzel tarafları neler? Ya en güzel tarafı şu şekilde özetleyebilirim. Bugün yani ben olmasam dahi yani kardeşler arasında bir tanesi diğerinin açığını kapatma durumunda. Artı olarak yani birbirine aşırı güven yani bugün benim dediklerimi onlar o şekilde hesaplarına geliyor. Onların bana dedikleri benim hesabıma geliyor. Yani o şekilde bir dayanışma içerisindeyiz. Yani en büyük mutlu ve huzur verici şeylerden bir tanesi bu. En güzeli yani birlik dayanışma içerisinde iş yapılması. Yani aile şirketinin gerçekten çok büyük bir avantajı var. En büyük faktörlerden bir tanesi de gözün hiçbir zaman arkada kalmaz yani bu şekilde. Kesinlikle öyle. Yapmış olduğunuz işten de kaynaklı olarak hani birçok böyle sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan bir firmasınız. Bundan da azıcık bahsedebilir miyiz? Tabii yani şu anda kendi üzerime düşen şöyle bir durumlar var. Sakatlar Derneği'ne 15 günde ya da aylık olarak kendi gönlüme göre bir yardımda bulunuyorum. Onun haricinde işte bu mahallede demin dediğim gibi özellikle Suriyeliler olsun, işte Anadolu insanları olsun yani fakir insanlar var. Bu şekilde yani kendi üzerime düşenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani gıda olsun, maddi olsun, manevi olsun, ev konusunda olsun yani sonuna kadar ben yardımcı oluyorum ya bu konuda. Bu da tabii ki ayrıyeten bana huzur veriyor. Yani yaptığım işin bir anlamı kalmış oluyor. Yani o yüzden çok mutluyum yani yaptığım bu yardımlaşmalardan dolayı. Kadri Bey bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yani mutluluk verici bir şey. Yani gerçekten benim buradan bütün izleyicilere tavsiyem yani herkes yani girişimci olsun, mücadeleci olsun, sabırlı olsun. Bir de en önemlisi de dürüstlük yani teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, inşaat sektörüyle kapatıyoruz. Bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak?